Merhaba kanalımın değerli aboneleri ve izleyicileri. Bugün sizler için Takkiye projesinden bahsedeceğim. Takkiye kripto para piyasasında ticaret çözümleri için bir pazar yeridir. Yaklaşımı hem düşen hem de yükselen piyasalarda en etkili olan tüccarların en iyi stratejilerine yatırım yaparak gelir elde etmektir. Burada 3 tane faktör var. Birincisi 7/24 gelir yaratabilmek, ikincisi riskleri yönetebilmek ve üçüncüsü de profesyonel yatırımcıların verimli ticaret stratejilerini kullanarak kendinize uygun olarak gelirler elde etmektir. Profesyonel yatırımcıların yüksek performans gösteren ticaret stratejilerini kullanarak seçilen stratejiye göre kripto para ticaretinden gelir elde edebilirsiniz. Yani bir nevi kopya ticareti diyebiliriz. Tokyo ile başarılı ticaret yapmak için 6 adım vardır. Bunlardan birincisi platformaya kayıt olmalısınız. İkincisi borsa ile API yani uygulama programlama arayüzünün entegrasyonunu yapmaktır. Üçüncüsü bir ticaret strateji seçmektir ve risk seviyesini ayarlamaktır. Sonrasında seçilen parametrelere göre ticarete başlayıp sermayenizin nasıl olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Ve şu anda Bitfinex ve Binance üzerinde işlemler gerçekleştiriliyor. Tüccarlar için strateji listeleme koşulları böyle gidiyor. Profesyonel bir tüccar hem boğa hem de ayı devrinde yani kolay bir şekilde ticaret yaparak gelir elde etmelidir. Bu nedenle de Takkiye'nin ana görevi yaklaşımı piyasanın herhangi bir aşamasında en etkili olacak en iyi tüccar stratejilerini belirlemektir. Mesela burada 100 bin dolara kadarlık bir ticaret yapmak veya 3 yıla kadarlık bir deneyimin olması ve kar faktörünün olması, ticaret geçmişinin değerlendirilmesi bunun için olan faktörlerdendir. Takkiye'nin ürün yol haritasına baktığımız zaman burada 2021 yılın 4. döneminde Crypto Trading MFB Alpha'nın yani iki borsa üzerindeki spot trading işlemlerinin gerçekleşmesi olmuştur. Sonrasında Binance Smart Contract üzerinde bir kendine ait olan Takkiye token'in yaratılması olmuştur. Sonrakinde 2022 yıl döneminde beta sürecine girecektir ve sonrasında Android, iOS üzerinde yani Apple ve iPhone telefonları üzerinde aynı zamanda Android telefonları üzerinde etkili bir uygulamanın yapılması bekleniyor. Ve sonrasında trading'in yani trade işlemlerinin otomatikeye bağlanması ve alfa ticaret devrinin başlatılmasıdır. Sonra da otomatik olarak 2020 yılında otomatik işlemlerin beta sürecine geçiş yapılmasıdır. Ve ön ICO ilk dijital para arzı ticaret oluşturmak ve platform uluslararası pazara geliştirmek için sermaye topluyor. Ve çok sayıda kullanıcı elde etmelidir ve bunun için de beta sürümüne bir ürünü piyasaya sürmek için token ve sermaye toplamalıdır. Kapalı ICO dönemi alfa sürümüne iyileştirilmelidir ve önemli pazarlama için geçerlidir. Ve nihai ICO'da kapitalizasyonun artışı ve dış borsalarda pazarlama ve listelenme için para aktarımı olarak değerlendiriliyor. Takkiye'nin dağıtımı böyledir. 0.10 dolardan başlıyor piyasa. Dönem boyunca 0.60 olarak ve %50-%75'i yakılacak olan ICO döneminde %25 ve %50 topluluğun mülkiyetinde kalacak şekilde devam ediyor. TKA tokenidir ve 100 milyon adettir ve bunun %40'ı ICO'nun sonunda %50-%70'i yakılan hold şirketi olarak yoluna devam edecektir. TKA tokeninin kullanılması böyledir ki TKA platform ürünlerinin kullanımı ve erişimi, BCC akıllı sözleşmesi kapsamında mülkiyet hakkı ve yönetimi, ödeme birimi olarak kullanılabilmesi, indirim sağlanabilmesi, kullanıcıların arasında kar dağılımı ve ödül alma. TKA'nın büyüme programı böyledir. Sıfır yuvarlak döneminde 5 milyon TKA token 9 centten. Sonra pre-ICO döneminde 34 milyon TKA token 0.10 centten, kapalı ICO döneminde ise 3 milyon 275 bin TKA tokeni 3.7 dolardan olacaktır. Yani böylelikle 0.09'a olan bir token kapalı ICO döneminde 3.7 dolara kadar yükselecektir. Ve burada önemli olan açık ICO'nun tamamlanmasından sonra 20 milyon TKA'nın yakılmasıdır. Kripto para borsalarında TKA listelemesi 100 dolardan başlayabilir. Yani böylelikle 9 cent alacağınız tokenin bu kadar yüksek fiyatlara gitmesi çok güzel bir şeydir. Ve fiyatlandırma planı var. Acemi, standart, orta plus ve top plus plus ürünlerini alabilirsiniz. Ve acemi plan 500 dolardan başlıyor ve burada pazarlama %50, ambar %50, tavsiye bonusu %10 ve ikili bonus %10 olarak ayarlanmıştır. Standart pakette ise 1000 dolar, orta paket 3000 dolar, orta plus paket 10.000 ve top plus plus 30.000 dolar değerindedir. Pazarlaması %50, açık belirteç %20, ambar %30, tavsiye bonusu %10, ikili bonus %15 ve para kutusuyla temin edilirsiniz orta paket aldığınız zaman.
ve ICO fırsatlarını değerlendirebilirsiniz. Böyle ki pazarlama programında aktif kazanç imkanının olması, ICO'nun tamamlanmasından önce jetonların bir kısmı dahili borsa kullanılarak satışa geçirilmesi, listelenmeden sonra tokenlerin birikmesi ve dış borsalara çekilmesi gibi fırsatlar vardır. Tokia'nın ürün fırsatlarında da lisans satışından ortaklık programı kapsamında kar, para ticaret mevduatında çalışma ve diğerlerini gösterebiliriz. Tokia yatırımcılar için karlı bir çözümdür ve ICO Tokia'nın erken bir aşamada yatırım yaparak ve pazarlama programına yatılarak yalnızca platformun gelişimini desteklemekle kalmaz, aynı zamanda kendi finansal ihtiyaçlarını da karşılıyor. Ve Tokia'nın bu ürünlerinden başlayarak işlerine devam etmesi söz konusudur. Ve buna ait olarak Tokia'nın yani sitesini barındıran ve mesela burada Yenar Yen'in Tokia'nın başkanıdır. Burada fikirleri vardır arkadaşlar. Diyor ki her zaman sihirli bir düğmem olsun istemişimdir. Ona basın ve sermayenizin çalışmasını izleyin. Yani bu gerçekten de güzel sözdür. Ve burada white paper üzerinde de sitede olduğu gibi birçok bilgi de yer almaktadır. Ve bu bilgiler dahilinde de işler ileri gitmektedir arkadaşlar. Buradan oturum aç düğmesine tıklayarak biz kayıt olma penceresini de seçebiliriz. Buradan registration'a tıklıyoruz. Ve burada biz login'imizi yazıyoruz, e-mail'imizi, buradan ülkemizi seçiyoruz. Telefon numaramızı yazıyoruz, ismimizi yazıyoruz, soy ismimizi yazıyoruz. Burada da şifremizi yazıp tekrar şifremizi yazarak buradaki kutucuğu işaretleyerek kilitlenen account diyerek hesabımızı başarılı bir şekilde açıyoruz. Ve authorization bölümüne girerek login veya e-mail'imizi yazarak ve şifremizi yazarak enter diyerek hesaba dahil oluyoruz. Ben de şimdi hesaba dahil olacağım ve 3000 dolarlık bir paket alacağım. Bunun da nasıl alınacağını sizlere göstereceğim. Şimdi biz hesaba giriş yaptık ve buradan buy package'e tıklayacağız. Ve bununla alış yapacağız arkadaşlar. Burada top, medium ve standart new büyük paketleri var. Buradan birisine yatırım yapacağız ve add to cart dememiz gerekiyor. Evet dedik şimdi ve go to checkout'a tıklayacağız. Ve burada görmüş olduğunuz gibi 3000 dolarlık pakete ödeme yaparak bu paketi alabiliriz. Ve bunun içinde Bitcoin olarak, Ethereum, Litecoin olarak alabileceğiz. Ve biz şimdi USDT ERC20 ile alım yapacağız arkadaşlar. Peki bununla nasıl alım yapacağız? Buradan buyback'e tıklayacağız. Finansal şifre istiyor. Onu yazdıktan sonra pay diyeceğiz arkadaşlar. Ve ödememiz gerçekleşecek şimdi. Evet görmüş olduğunuz gibi biz CoinPayments'e yönlendirildik. Ve buradan Binance üzerinden girerek bu 3000 doları buraya göndereceğiz. Bunun için CoinPayments'teki adresimizi kopyalamamız gerekiyor. Bunu aldık ve şimdi Binance üzerinden göndereceğiz. Buraya adresi atıyoruz. Buradan da Ethereum ERC20 olarak seçiyoruz. Ve buradaki ERC20 adresini görüyorsunuz. Tam bu adres 3065.78 dolar yapıyor komisyonlarıyla birlikte. Bunu da withdraw bölümünden gelip yazıyoruz. Bu kadar miktarı 3007.78 olduğu için 15 dolarla network fee olduğu için bunu eklememiz gerekiyor. Çünkü gidecek meblağ az olacaktır. Bunun için bu 15'i bunun üzerine ekleyip üzerine ekledik 3080 oldu. Ve buradaki tam rakamı vermesi gerekiyor. Withdraw düğmesine tıklayarak buradan continue diyerek ödememizi yapacağız. Ve bunun için de kodları da ekledik ve submit dedik. Evet 3080 dolarlık ödeme yani fee ile birlikte gitti ve complete diyerek complete dedik ve burada görmüş olduğunuz gibi ödeme gerçekleşti. Ve şimdi siteye geri dönelim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi TKA tokenlerimiz böylelikle alınmış oldu. Şimdi arkadaşlar web siteye geri döndük. Ve burada sosyal medya kanallarında proje hakkında bilgiler elde edelim. Burada Türkiye grubu da var aynı zamanda. Onu da size videonun altında koyacağım. Aynı zamanda buradaki sosyal medya kanallarında koyacağım. Şimdi bir Twitter'a göz atalım. Ve burada Twitter üzerinde hangi bilgilerin yer aldığına bakalım arkadaşlar. Ve Twitter üzerinde de Takya projesi ile ilgili olan bilgiler yer almaktadır. Trading stratejisi aynı zamanda işlemlerle ilgili olarak bilgiler var. Ve aynı zamanda Reddit üzerinde official adresi var Takya'nın. Ve burada da trading stratejisi ve copyright hakkında, copy trading hakkında, kopyalama ticareti hakkında ve nasıl kazanılacak hakkında bilgiler yer almaktadır. Aynı zamanda Medium üzerinde kanalı var. Bu sayfada da
bilgiler elde edebiliriz. Burada da traderler için kullanılan stratejiler hakkında, kopya ticareti hakkında ve nasıl ticaret yapılacağı hakkında bilgilendirmeler var. Aynı zamanda Telegram grubuna da girerek buradaki insanlarla da sohbet edebilirsiniz. Sayfasından bilgiler elde edebilirsiniz. Ve bu sayfa dahilinde bilgileri Telegram'a da girerek buradan bilgiler elde edebilirsiniz arkadaşlar. Bakın burada yenilikler hakkında, nasıl işlemler yapılacağı hakkında, fiyatlar hakkında ve diğerleri hakkında çözüm yolları ve diğerleri yer almaktadır ve topluluklar oluşmaya devam etmektedir. Bunları da okuyabilirsiniz. Evet arkadaşlar, proje hakkında söylemek istediklerim bu kadar. Gelecek videolarımızda daha geniş bilgiler veririz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Herkese bol kazançlar dilerim. Sağ olun.